Merhaba arkadaşlar. Evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Artık evime geldim. Evimden size bir video çekmek istedim. Ve bugün size ne yapıyorum? Bezelye yemeği yapıyorum arkadaşlar. Biraz önce pazara gittim. Bezelye falan pazarlık aldım geldim. Ve şimdi yemeğimi yapmaya başlıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu arada geçmiş anneler gününüz kutlu olsun. Hepinizin. Çünkü hep yollardaydım. Onun için çekim yapamadım anneler günü için. Ve bugün sizin buradan anneler gününüzü kutluyorum. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Ölmüş annelerimize de Allah rahmet eylesin. Tüm ölmüşlerimize Rabbim gani gani rahmet eylesin. Evet, yağımı koydum tencereme, soğanlarımı koydum. Şimdi patateslerimi de doğruyorum. Patateslerimizi böyle küçük küçük doğruyoruz arkadaşlar. Bakın. Bezelyemizin içine. Evet, patateslerimi doğradım. Onları da soğanların içine karıştırıyorum ve güzelce soteliyorum. Bir taraftan da sıcak suyumu hazırlamayı. Evet, sıcak suyumu da koydum, hazırladım. Şimdi güzelce soteliyorum. Soğan ve patateslerimi çok güzel soteliyorum. Daha sonra da bezelyelerimi hazırladım. Onlar sotelendikten sonra biraz da bezelyelerimi soteleyeceğim. Patateslerim sotelendi. Hemen bezelyelerimi sotelenmesi için tencereme bırakıyorum.
Ben sonra salçamı ilave ediyorum. Salçamı da ilave ettim. Şimdi salçamla sebzelerimi güzelce soteleyeceğim. Salçamın çiğ kokusu çıkması için. Güzelce salçamı kavuracağım sebzelerimle. Sonra tuzumu ilave ediyorum. Daha sonra karabiberimi ilave ediyorum. Daha sonra çok az kimyonumu, çok az. Daha sonra şöyle kırmızı pul biberimi ilave ediyorum. Yemeğimin biraz acı olmasını istiyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Hemen sıcak suyumu ilave ediyorum. Her zamanki gibi sıcak suyumu ilave ediyorum. Evet. Güzelce karıştırıyorum. Ve tenceremin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Ocağımın altında kısık zaten. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Yemeğim bir tarafta pişerken arkadaşlar hemen pilavımı arka şehriyemi koydum. Şöyle küçük bir tencerede yapıyorum pilavımı. Çünkü iki kişiyiz. Bu da bize yeter. Biraz daha yağ ilave ediyorum. Şimdi arpa şehriyelerimin kavrulmasını bekliyoruz. Arpa şehriyelerim güzelce kavruldu. Şimdi pirincimi ilave ediyorum. Ve arkadaşlar arpa şehriyemi de pirincimi de eşit bir şekilde koydum.
Ne çok fazla ne çok az. Ki arka şehriyesinin bol olmasını istedim. Kavruluyor şu anda ikisi. Yemeğim de pişiyor. Tuzumu da ilave ettim. Şimdi suyumu ilave ediyorum. Ve bir miktar daha koyacağım. Yine 2 olacak. Evet. Bu kadar yeterli. Çünkü arpa şehriyem çok. Pirincim de var. Şimdi kapağımı kapatıyorum. Ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Bu işlem de tamam. Bunların yanına cacık ve salata yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pilavım pişti. Yemeğim pişti. Harika oldu arkadaşlar. Şöyle salatam da hazır. Neyim kadı? Bir cacık kaldı. Cacığımı da biraz sonra yapacağım. Arkadaşlar, bugün de videomun sonuna geldim. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.